Hasan Bey nasılsınız? Abi teşekkür ederim. Kolay gelsin. Yaklaşık ben 4 aydır buradayım. 4 ay sonra Dermali Baba diye babanın oğlunuyla karşılaştık. Evet. Nasılsınız? Yakında kendisi de gelir inşallah. Gelsin. İnşallah. Evet. İnşallah bizi beğeniyordur. Selamları var. İzliyoruz. Aleyküm selam. Çok güzel anlatıyorsunuz. Tabii ki beğeniyor yani. İzliyor. Birebir sormak istiyorum. Ne zaman gelecek hayırlısıysa? Vallahi kendisi burada bir programa sahilim 37 evet. Yanlış söylemiyorum. Cumartesi. Evet, cumartesi. Evet. Bir programa konuk olmuştu. Evet. Şevket abiyle de konuştuk. Çok sık gelemiyor İstanbul'a. Evet, çok karar işler yoğun dedi tabii yani. Çünkü bu ürün fabrikasyon bir ürün olmadığı için. Evet. Hani böyle bir yapalım 5000 tane 10.000 tane yapalım da. Böyle bir şansı yok. Biz de gezelim gibi değil. Yani bunu her gün 30 tane 40 tane 50 tane her gün çalışıyor. Ali Baba her gün iş başında. Doğruları demek ki söylüyoruz. Biz de aynı şeyleri seyircilerle paylaşıyoruz. Demek ki yalan yok. Evet, yok. Ne dersek yok. Doğru. Evet, zaten siz dururken benim anlatmam nasıl uygun olur bilmiyorum. Estağfurullah. Çünkü direkt Derman Ali Baba'nın hakiki özvekili burada. Öyle evet. Diyelim. Biz temsilen anlatmaya çalışıyoruz. Onun için Hasan Bey, her türlü konuşabilirsiniz, bilginizi aktarabilirsiniz. Bu arada Gülesin Hanım nasılsınız? Teşekkür ederim. Şevket Bey nasılsınız? Allah razı olsun abi. Hüsnü Bey ben sizi çok seviyorum. Sizin programınıza Recep İvedik geldi. Evet. Her ya. Programda evet birileri ya. Gelecek öyle görünüyor. Sürprizli bir program. İnşallah. İyi sürpriz. Değerli seyirciler, bugün gerçekten keyifli bir program oluyor. Bu programda Derman Ali Baba'nın %100 bitki yağ kremi mukaddesi anlatmaktan da her tanıtımda bu ürünle sizlerle buluşmaktan büyük bir keyif duyuyorum. Şu tribünde nereden baksanız yine var 300 kişi vardır en az. Aşağı yukarı evet. Sizin nasıl bir insan olduğunuzu onlar çok iyi biliyorlar. Evet. Değil mi? Nasıl bir insan olduğunuzu çok iyi biliyorlar. Sen sor abi sen istersen sor. Şevket Doğan nasıl bir insandır? Şimdi aslında onlar buradan söylüyorlar. Biz duyuyoruz ama ekran karşısında gitmiyor. Bu ses az gidiyor. Az gidiyor. Onu bir kere baştan bir söyleyeyim. Hayır seyircinin bir tanesi var ya hiç bilmiyorsun. Sarmış soba burası şöyle şu kadar 50'lik. Bugün o da gelecek. Getirmiş mi yoksa? Getirmiş de almadım içeriye. Değerli seyirciler. Bugün ürünümüz bir kere %100 bitki yağlarından yapılma mukaddes kremimiz. Önce onu bir hatırlatalım. Başta bel fıtığı, boyun fıtığı, eklem yeri problemi, kireçlenme, romatizma, siyatik romatizma, bacak ağrısı, sırt ağrısı, diz ağrısı, bilek ağrısı, topuk ağrısı, topuk dikeni ağrısı, migren ağrısı, sinüzit ağrısı, baş ağrısı. Var mıdır bir yanlış? Evet. Doğru mudur? Doğru, evet. Hatta eksiğimiz belki olabilir. Ve bunların hepsiyle ilgili olarak bu ağrılarla mücadele eden, maalesef mücadele eden pek çok kişi bizzat geldi. Bu saymış olduğum rahatsızlıklarla mücadele eden pek çok kişiye de önerdik. Her biri ayrı ayrı zamanlarda geldi ve iyi geldiğini, bir kullanımdan sonra etkisini gördüğünü söyledi. Şimdi ben fazla şey yapmak istemiyorum, uzatmak istemiyorum. Çünkü neden biliyor musunuz? Vaktimiz kısıtlı. Her zaman buradan bir çağrıda bulunuyorum. Diyorum ki değerli seyirciler, bel fıtığı, boyun fıtığı, eklem yeri problemi, kireçlenme, romatizma, ağrı tabir ettiğimiz bu rahatsızlıklarınız varsa bizim ürünümüz başka kanallardaki, başka mecralardaki ürünlerle asla kıyaslamayın. Madillerinden ve taklitlerinden her zaman sakının diyoruz. Dimdik arkasında soba borusu gibi durduğumuz bu ürünümüz hakikaten kullanıldığında etkisini bir kere de gösteriyor. Bunca seyircilerimiz geldi. Ben daha 2'den fazlayı duymadım. En fazla 2 kere kullandık, iyi geldi. Ürünler de rafıma kaldırdın. Niye kaldırdın? Zaten 69 TL çok cüzi bir rakam. Olsun kıyamadım bitmesine. Tekrar ağrı gibi tabir ettiğimiz o rahatsızlıklar geri gelirse kullanacağım. Onun için kaldırdım dediler. Biz de dedik ki kendilerine, hayır efendim. Bitene kadar kullanacaksınız ki bu rahatsızlıklarınızdan kökten kurtulun. Şimdi değerli seyirciler. Bir ablamız var burada. Yavaş yavaş hazırlanmasını istiyorum. Kendisi başka kanallardaki ürünlerden kullanmış. Hiçbir fayda görmemiş. Bakmış ki burada bir kişi sürekli bizim ürünümüz başka kanallardaki, başka mecralardaki muhtelif yerlerde gördüğünüz ürünlerle hiçbir alakası yoktur. Başlı başına Vizyon Türk'te olan, Vizyon Türk'te bulunan başka hiçbir yerde bulunamayacak ve sizi bel fıtığından, boyun fıtığından, eklem yeri probleminden ve ağrı tabir ettiğimiz bu rahatsızlıklardan kurtaracak tek üründür. Taklitlerinden, muadillerinden sakının, kullanın, kullandıktan sonra da gelin faydasını da görmediyseniz canlı yayında milyonlarla paylaşın diye anlatıyor değil mi? Dedi. Ben de sizin bu konuşmalarınızı kulak verdim ve ya bu kadar anlatıyor. Diğer ürünlerden de bir fayda görmedim. Gelin bir tane alayım. Geldi burada kantinde tanıştık kendisiyle. Dedi ki vallahi dedi ben dedi Karadenizliyim dedi. Ha bak dedi burada çıktı anlattı geçen hafta. Ben bunu dedi kullanacağım dedi. Eğer faydasını da görmezsem de gelip burada söyleyeceğim. Doğru mudur? Şevket Bey de dedi ki Şevket Bey dedi ki söyleyeceksin dedi. Evet. Gelip dedi söyleyeceksin. Geldi eğer mi? Faydasını görmezsen gelip söyleyeceksin. Geldi mi? Geldi öyle bir geldi ki şimdi ben kendisini sizin yüksek alkışlarınız, yüksek müsaadenizle ve alkışlarınızla Neşe Hanım'ı buraya davet etmek istiyorum. Bir tane de lütfen.
Böyle gel abi. Buyurun şöyle. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Şöyle vereceğim. Hoş geldin ablacığım. Buyurun. Öncelikle Neşe Hanım da bir kere bel ağrısı değil mi? Doğru mudur? Hatta ameliyat olmuş kendisi. Ben şöyle ufak bir toparlama adına söylüyorum. Vücudunun hemen hemen aslında her yerinde ağrıları varmış. Vardı. Kullandığı ürünlerin hiçbirisinden fayda görmüyor. Az önce de söylediğim gibi buraya geliyor. Bu anlatıyor bu kadar. Hadi bir de bunu deneyelim diye bizzat benimle tanışıyor. Ben de onu kendisine alıp canlı yayına getiriyorum. Üründen veriyoruz. Geçen hafta yine Şevket Doğan'ın programında ve Gülesin Hanım'ın programında. Ve bugün birden geldi. Dedi ki Erdem Bey, Erdem Bey, hayrola dedim. Faydasını gördünüz mü, görmediniz mi? Ben dedi ayağa kalkamıyordum. Eğilip süpürgenin sapını tutamazken dedi. Sadece dedi bir kere akşam yatmadan önce kullandım. Ertesi gün dedi birdenbire değişmiş bir kişi olarak uyandım dedi. Süpürgeyi rahat tutabilir hale geldim. Daha rahat eğilebilir hale geldim. Vücudumdaki ağrıların azaldığını gördüm. Hakikaten şaşırdım ve şoktayım dedi. Geldi kendisi buraya. Ben anlattıklarım doğru mudur? Daha öncesinden de tanışmıyorduk. İlk defa geçen hafta tanıştık. Canlı yayına çıktınız. Sizden bir dinleyelim. Valla ben bir sene oldu, ameliyat oldum. Çünkü ben aşağı yukarı eğilemiyordum. Benim kilitleniyordu. Mesela elektrik süpürgesinin safını tutamıyordum. Süpürge süpüremiyordum. Yani ağlıyordum gündüz, yani iş yapamıyorum diye ağlıyordum. Oturup ağlıyordum koltukta günlerce. Belki de çok ağlamışımdır. Çünkü çok ağrılarım oluyordu. Yani nasıl diyeyim sana, yürürken bile kilitleniyordum. Geçen hafta burada otururken ben dikkatimi çekti. Ben çok ürünler kullandım yani. Bu bir gerçek. Çok da haplar kullandım. Kaç tane doktorlara da gittim. Hiçbirisinden bir etki görmedim. Ameliyat da oldum. Özel olarak özelde de oldum ameliyat. Ama bir kere sürdüm. Bak bunu iyi dikkat edin. Bir kere. Allah için can vereceğim. Bir kere sürdüm. Bir kere de ben sabah kalktım. Bütün evleri boşalttım. Bütün o günü, yani bir senenin belki de temizliğini o günü yaptım ben. Ama ikinci de ben rahatladım yani. Allah için canım, yani bunu alan özel bayanlara söylüyorum vallahi, hiç kaçırmayın yani, bir gel alın bunu, pişman olmayacaksınız. Doktorlar verdiği ilaçları günden hasta hesabı geçti benim. Çok içtim. Gerçeği çok içtim yani. 10 tane doktora gideceğim, bir tane bundan al. Ali Baba'yı görsem ellerini öperim. Oğlu burada. Ben selamınızı ileteceğim. Oğlu burada. Teşekkür ederim. Selamınızı ileteceğim. İzliyor zaten. Ben, yani kendim görmek istiyorum Ali Baba'yı. Gerçeği diyorum yani, ben nasıl diyeyim sana? Şu anda oradan bir şey söylerseniz ben, Ali Baba'ya direkt bir şey söyleyin. Ali Baba, vallahi seni görmek istiyorum. Elini öpmek istiyorum. Ben çok ağırlardan kurtuldum yani. Bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Yani ne bileyim, ben bildiğim gibi değil yani. Ben nasıl diyeyim sana? Ben eğilemiyordum. Kilitleniyordum. Doğrulamıyordum. Belirli bir yaştan sonra da... Duyguyla anlatıyor bana. Gözleri doldu. Evet. Belirli bir yaştan sonra ne çocuğunuzdan, ne gelininizden, ne kızı. Hiç kimseden fayda yok. Hiç kimseden fayda yok. Alın, kullanın, pişman olmayacaksınız. Sağ ol ablacığım. Gerçek diyorum yani, diyeceksin ki sen ne şeyin. Asla bak. Ben doğan gitsem o adamın elini öperim. Eşime de diyorum, beni götüreceksin bu sene diyorum. Özel olarak Ali Baba'yı da görüşeceğim. Aha, geçen hafta aldım bir tane. Bu hafta da dedim aldım, yerini aldı çantana. Bu hafta da aldım. Onun ellerinden öperim. Bu haftaki aldığını nereye sürdün ablacığım? Kollarını. Yok, o devamı gerekir. Ha, şu kolun ağrıyor mu? Yok, şükürler olsun. Hiçbir yerim ağrıyor. Yani ağrıyorsa oradaki demirlerdendir yok, yani. Yok. Ağır geliyordur burası. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, yok, Dursun ablamız. Size bir teşekkür ederim. Vallahi ablam. Siz anlatmaya çalışıyorsunuz. Gerçekten öyle bir duygulu anlattı ya ablam. Hakikaten neredeyse yani, ağlamak üzere. Ya vallahi öyle gözleri doldu ya. Ya gerçeği diyorum yani, yalan değil bu. Bu bir gerçek. Yani diyeceksiniz ki bu adam burada anlatıyor. Yok şudur budur. Asla. Bak, evet doğru. Asla diyorum. Bak ot kokuyor. Mis mis vallahi, gerçek diyorum. İnan Osman yani, nasıl diyeyim. Ben evet, şunu söylemek alın, istiyorum. Şevket abi özür dilerim. Sözünü kes. Erkeklerden fayda yok. Bayanlar, size sesleniyorum. Alın. Evet, şunu, oğlu bir şey diyor. Şunu söylemek buyurun, istiyorum. Buyurun. Hani insanların aklına gelir ya, bir insana para vererek böyle konuşturabilirsiniz. Ama bir insana para vererek böyle ağlatamazsınız. Asla parayla ben burada ağlarım. Evet, şu anda gözleri donu donu. Hayır, ben burada asla diyorum bak. Bu parayla alakası şöyle, yok ya. Yok yok, inşallah sizin için demedim. Ben burada 5 kuruş para almıyorum. Vallahi dersin ki Allah, buradan eve gitmem nasip etmesin Cenab-ı Allah evet, bana. Şüphemiz ben yok. Bu anda gerçeği söylüyorum yani. Kimse pişman olmayacak. Doktor doktor geziyoruz. Bayanlar size söylüyorum. Mesela bir faydası bulabiliyor muyuz? İçiyoruz, geçiyor. Bir saat sonra aynı davranışla gene devam ediyor. İyi de abla, erkekleri niye söylemiyorsun? Ya erkekler şimdi şöyle bir şey. Erkekler bazı şeyleri hafife alıyor.
Gerçek diyorum bak. Şevket abi gerçekten hafife alıyor bak. Öyle eşim de dinliyordu burada beni. Ben o kadar ürün kullandım dedim alacaksın dedim bak. İçeri gideceksin. Eşimi ben gördüm adam böyle gidiyor. Yok hayır. Eşimde öyle bir şey Neşe yok. Neşe Hanım bir şey sormak istiyorum. Söyle. Siz daha önce diğer bazı kanallardaki o ağrıya iyi geldiği iddia edilen kremlerden, ürünlerden de kullandınız. Peki ne oldu da bizim %100 bitki yağ kremi Mukaddes'ten almaya karar verdiniz? Sizi eşim ne ikna etti? Bak, eşim onlardan aldı, kullandık ama hiçbir tesiri görmedim ben. Dedim ben bunu da hafife alıyordum. Şevket abi gerçek diyeyim, bunu da hafife alıyordum. Ama bir dikkati çekti. Eşim dedi ki, bak dedi Neşe Hanım dedi, burada var acaba alabilir. Alacağız dedim valla, çaresi yok dedim. Git anlaş, nereden alacaksan al, bul buluştur dedim ben. Belki fayda edecek ya. Yani. Bir at denize canım, sen o kadar para harcıyoruz. Harcamıyor muyuz bayanlar, evet. Size söylüyorum. Aynen, hepimizin nedeniyle paralar harcıyoruz. Bir kere denemekte fayda var değil mi? Bir dene. İyi ki denemişsin. İyi dene, bir şey kaybetmezsin ki. Yani. Şimdi burada ben... Yüz binler harcayan mı var yani, bu nedir yani? Neşe Hanım, evet. Bir şey söyleyeceğim. Söyle. Bakın değerli seyirciler. Söyle. Her zaman buradan... Bir çağrıda bulunuyorum. Diyorum ki, az önce de söyledim, Hasan Bey de burada. Derman Ali Baba'nın biricik oğlu da yanımızda. En ufak bir hatamız, yanlışımız olsa hemen yanımda müdahale eder. Her zaman bir çağrıda bulundum. Dedim ki, biz bu ürünün arkasındayız ve iddialıyız. Sizin diğer ürünlerden farkınız ne canım? Ne malum onlardan bir farkınızın olmadığı gibi düşünenler her zaman çıkacaktır. Ve ben hep bu çağrıda bulundum. Dedim ki, şimdi de diyorum. 69 TL 0216 490 çift 090 çağrı merkezimizin telefon numarası. Alın, kullandıktan sonra da gelin. Faydasını gördüğünü anlatan pek çok seyircimiz olduğu gibi... ...eğer %1 dahi şikayet almadığımız bir ürün çıkar da bir kişi... ...ben de faydasını görmedim kardeşim derse de burada da gelip konuşacak, onu da dinleyeceğiz. İşte biz bu kadar iddialıyız, o bir kişinin bile çıkacağını düşünmüyoruz. Önemli olan nasıl kullanıldığını bilmek değerli seyirciler. Bu arada... Hani siz dediniz ya Derman Ali Baba'nın elinden öpmek istiyorum. İstiyorum. Ben de şöyle yüreğimden geldi. Değerli seyirciler, Derman Ali Baba bizim yüreğimizin angı köşesinin en güzel yerinde mihman olmuştur. Ve mihman olmaya devam edecektir. Yürek apoletimizin en üst seviyesindedir. Ben de bunu söylemek istiyorum içimden geldiği için. Hakikaten bir insanın yüreğinde mihman edebileceği Derman Ali Baba'dan daha üstün bir konuk düşünmüyorum. Çünkü o... Pek çok kişilere, ablamıza da gördüğümüz gibi şifa dağıtabiliyor ürünüyle. Çünkü bu ürün fabrikasyon değil. Çünkü bu üründe herhangi bir kimyasal madde yok. Allah'ın vermiş olduğu aklını, zekasını, fikrini kullanıyor. Ve doğadaki şifalı bitkileri 30 yılı aşkın bir süredir araştırıyor. Onlar üzerine çalışmalar yapıyor. Pek çok başka ürünleri de var ama en çok bu ürünle şifa dağıtabildiği için... ...daha çok kişiye şifa dağıtabilmek adına diğer ürünlerini bir tarafa bıraktı. En çok da bununla uğraşıyor. Ve sadece de Vizyon Türkiye gönderiyor. Vizyon Türkiye'de bile yani bu bize ve kanalımızın yönetimine dahi de sırrını vermiyor. Ben diyor Allah bana nefes, sağlık, sıhhat verdiğince ben çalışacağım. Bu ürünü sizlere göndereceğim diyor. Bizden de, bizim kanalımızdan da başka hiçbir yerde bulamazsınız. O Hasan Bey'e sormak istiyorum. Doğru mudur dediklerim? Kesinlikle yok. Zaten vermek istese babamın kendi sözü şu. Ben bunu bütün Türkiye'ye satarım. Evet, aynen. Trilyonlar kazanırım. Çünkü formülü bulunmuş, iyileşilmiş. Ama o zaman süte su karıştırmak zorunda kalırım diyor. Çok şükür. Ve benim parayla pulla işim yok diyor. Az yaparım, öz yaparım. Böyle insanları diyor, dualarını alırım diyor. Başka da bir şey istemem. Ben her zaman ediyorum. Ben bir haftadan beri ona dua ediyorum. Evet. Bir haftadan beri. Bak bu sene diyorum eşime gideceğiz. Özel olarak bu adamın yerini bulacağız. Uçağınla da olsa neyle de gideceksiniz. Sonuçta gideceğiz diyorum ya. Onun evini bulacağız. Safranbolu uzak yer değil. Buradan 4 saat. 4 saatlik yok. Eşimin dayısı zaten orada. Safranbolu'nda. Her zaman bekleriz. Evet. Çok teşekkür ederim. Demek ki burada her zaman Derman Ali Baba bu dünya için değil, öteki dünyaya yatırım yapıyor derken demek ki doğruları söylüyoruz. Evet. Siz de bunu onaylıyorsunuz. Evet. Değerli seyirciler, tanıtımımızın tabii ki sonuna geldik. Ben de bu güzel duygusal atmosferde şu sözümü söyleyerek veda edeceğim. Değerli seyirciler, nasıl ki engin bir deniz tuz tadıyla yüklüyse benim öğretim de doğruluk ve dürüstlük tadıyla yüklüdür değerli seyirciler. İşte bunun ispatı ürünümüz ve bunun ispatı gelen seyircilerimiz. Başka bir şey söylemiyorum. 0216 490 çift 090 kargo kurye KDV ÖTV her şey dahil 69 TL. Ben Deniz Erdem Gençtürk. Herkese keyifli, huzurlu, sağlıklı bir akşam çok diliyorum. Özür diliyorum. Yeri geldi hemen bir şey söylemem lazım. Her zaman hissediyorum ama hanımefendi geldiği zaman ben bir kere daha hissettim. Babam izliyor şu anda. Ben de böyle bir babanın evladı olmaktan son derece gurur duyuyorum. Ne mutlu. Buradan ellerinden öpüyorum. Güzel. Ellerinden öpüyorum.
İyi akşamlar efendim. Tekrar görüşmek üzere. Hep. Gel.